Günaydınlar sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Uzun bir aradan sonra yeniden konuşma videolarıyla karşınızdayım. Sizi bilmem ama ben sizi çok özledim. Konuşmalarımı da özledim bir tatil arasından sonra. Bugünkü gündemimiz hani bir pazar günü için biraz sıkıcı bir konu olabilir. Sıkıcı demeyeyim de daha doğrusu üzücü bir konu. Kadına şiddet. Yani uzunca zamandır, hatta yıllardır gündemimizi meşgul eden, sadece Türkiye gündemini değil, dünya gündeminde meşgul eden ve gittikçe de derinleşen ve bir konuda ne yazık ki hala bir çözüm bulamadığımız üzücü olaylardan, travmayı yaratan olaylardan birisi. Bu dünyanın sorunu tabii. Sadece Türkiye'de ne kadar derinleşse de yani dünya üzerindeki, hatta geçmiş yüzyıllardan da gelen ciddi, derinleşmiş olan bir konu. Bu biraz kültürle, değerle gelen, kadına verdiğimiz değer, insana verdiğimiz değerle birlikte kendi içindeki travmasını yaşatan bir konu. Şimdi ben bunu örneklemek için kendi hikayemi anlatacağım. Yani bunu birebir nasıl bir ataerkil aile yapısı oluşur ve bunun geleceği ve o günlere etkisi nedir? Ben kısacık olsa da kendi hikayemden bahsedeceğim. Biz 4 kardeşiz. 3 kız, 1 erkek. En küçüğümüz erkek, en büyükleri benim ve erkek kardeşim aramda 8 yaş farkı var. Ve o erkek çocuğunu yakalayana kadar arada 2 kız kardeşim daha var. Yani şöyle, eğer benden sonraki kardeşim, kız kardeşim erkek olarak doğsaydı sonraki 2 kardeşim olmayacaktı. Yani oradaki bütün konu, biz dedem çok büyük bir aile. Yani çok çok büyük, çok çok geniş, oldukça otoriter, Gazi savaşlarına katılmış, Gazi ünvanını almış olan otoriter bir dede. Tabii bize karşı öyle değildi ama tabii kendi geçmişinden almış olduğu bazı değerlerle bu şekildeydi. Yani babam aralarından ayrılan tek kişiydi ve babam askerdi, havacı subaydı. Yani o ortama rağmen oldukça kendini geliştirmiş, aydın görüşlere sahip olan biriydi. Ama baba baskısı çok çok büyüktü. Ve bu ne yazık ki Türkiye'de çoğumuzun yumuşak karnı, aile, özellikle baba ve anne figürleri yumuşak karnımız. Hani ne kadar güçlü olursanız olun, ne kadar meslek sahibi olursanız olun, bazen o yumuşak karnımızdan vazgeçemiyoruz. Belki birçok hatalara sebep olabiliyor ama biz ne yazık ki bazen hiçbir şekilde itiraz edemeden ailemizin vermiş oldukları yolda yürüme ihtiyacını hissediyoruz. Pardon. Babamda öyle bir yapısı vardı. Yani biz ilk doğan çocuk bendim tabii. Sonraki kız kardeşim olunca benim tabii aklım vermeye başladı. Yani benimden sonraki kız kardeşimle aramda 3 yaş farkı var. Ondan sonrakiyle 6 yaş farkı var. Tabii o dönem ultrason gibi bir olay olmadığı için yani bebeğin erkek mi kız mı olduğu belli olmuyordu. Ve o süre içerisinde, yani o 9 aylık süre içerisinde ben annemde ve babamdaki o tedirginliği, gerginliği o kadar net hissediyordum ki yani son kardeşime kadar. Arada zaman zaman hep bir konu oluyordu. Yani bu sefer ne olacak? Yani bu da olmazsa ne olacak? Yani eminim ki 5. 6. çocuğa kadar gidecek. Ve bu gerginliği her zaman hissediyordum. Ve etrafta konuşulanlar, temenniler, inşallah bu sefer erkek olur. Yani 3. kardeşimde de, 4. kardeşimde de. Ve bunlar benim bilinçaltıma yerleşmiş. Yani o zamandan çok anlamıyordum. Yani çocuk aklımda bu çok normal gibi geliyordu. Ve biz de merakla bekliyorduk. Yani sanki biz kız çocuğu olarak çok değerli değilmişiz gibi. Yani yerimizi öyle bir yere koymuşuz ki yani o erkek çocuk gelince bizim her şeyimiz değişecek, aile yapımız değişecek, daha mutlu, daha huzurlu olacağız. Yani o kadar içselleştirmişiz konuyu. Tabii 3 kardeşten sonra son kardeşim annemin o doğuma gidişini bugün gibi hatırlıyorum. Yani yine çok gergin bir ortam vardı. Annem ağlıyordu. Hem doğumun heyecanı hem de yine aynı şey olursa nasıl olacak? Yani çünkü yıpratıcı bir şey. Yani 8 sene içerisinde 4 çocuk sahibi olmak çok çok yıpratıcı bir şey. Ve o gece sabaha karşı birçok komşu bizim kapımızı çaldı. Yani doğan çocuk neydi? Erkek miydi, kız mıydı? Biz tabii babam olmadığı için hani bilmediğimizi söylüyorduk ama sonra ertesi gün babam geldiğinde erkek çocuğu olduğunu öğrendiğimde yani büyük bir coşku oldu. Özellikle apartmanda. O zaman biz askeri lojmanlardaydık. Havacı askeri lojmanlarda. Ve çok yakın aile gibi bir ortamımız vardı. Yani o sevinç o zamanlardan o kadar bilinçaltıma işlemiş ki. Yani hiçbir kardeşim doğduğunda böyle bir sevinç gösterisi olmadı. Kimse kapımızı aşındırmadı. Yani doğan çocuk kız mıydı, erkek miydi? Kimse merak eden olmadı. Yani o kız çocuğuydu, bitti. Tamam, bundan sonraki sıra diğer erkek çocuğunda. Ve erkek kardeşim o gün doğumdan sonra eve geldiğinden herkese büyük bir rahatlama görüyordum. Yani annem de babam da yani büyük bir görev başarılmıştı. Yani büyük büyük bir olay başarılmıştı. Ataerkil topluma bir erkek çocuğu daha kazandırılmıştı. Ve bu çok çok önemli bir olaydı. Yani o kadar net hissediliyordu ki.
Ve 2,5 kilo gibi çok küçük doğdu kardeşim. Yani ağlamaya bile hali yoktu. Biz içeri odaya aldık. Tabii ben abla olarak çok çok mutlu oldum. Yani 4 kardeş olmaktan da hiçbir zaman böyle bir sorgulamaya girmedim. Her zaman çok mutlu oldum ve her zaman çok sevdim. Ve çok kardeş olmayı da her zaman çok çok mutlu oldum. Yani konu bu değil. Ben ataerkil yapının nasıl oluşunu birebir yaşamış bir insan olarak bunu size aktarmak istiyorum. Yine hava çok sıcak her zamanki gibi. Bir yudum çayımı alayım yine. Ve o gün akşam ev doldu taştı. Erkek kardeşim gelmişti. 2,5 kiloydu. Ve onlarca insan vardı. Ve gelenlerin çoğu da kadındı. Yani ben... Yani bu kadınların daha çok coşkuyla katıldığını, yani bir kadın olmanın, bir kız çocuğu olmanın aslında yani neden bu kadar geri planda olduğunu sorgulamayan bir sürü anne figürü vardı orada. Yani o an tabii anlamıyorum. Ben şu an düşündükçe bu olayı şekillendiriyorum. Ve o 2,5 kilo kardeşim oradaki onlarca kişiyi bir anda ezdi geçti. Yani öyle tonlarca ağırlık yarattı ki ben hala bugün gibi hatırlıyorum. Yani... Değersiz miyim diye düşündüğümü hatırlıyorum. Yani hiç kimse benim doğumumu kutlamadı, hiç kimse benim kapıma gelmedi, hiç kimse neden iyi ki doğduğum için mutlu olduğumu ne diğer kardeşlerine ne de bende söylemedi. Allah'tan yani hikayenin sonu böyle gitmedi. Babam çok aydın bir insandı ve özellikle biz kız çocuklarına hani okuyun, ayaklarınızın üzerinde durun ve mutlaka meslek sahibi olun şeklinde yıllarca telkin etti. Ve eğitim haklarımızdan hiçbir şekilde olmadık. Yani erkek kardeşim erkek olduğu için ön plana hiçbir zaman alınmadı. Yani o görev üstünden atmış olmanın vermiş olduğu bir rahatlıkla işine devam etti. Tabii kardeşim bu arada dedem çok mutlu oldu. Geldi, kurbanlar kesildi. O minicik elin o kurban kanına nasıl batırıldığını bugün bile hatırlıyorum. Yani gerçekten travma yaratacak olan durumlar. Kutsandı yani, resmen kutsandı. İlk çağlarda yapılan... yani o iki çağlarda yapılan törenlerin bir nevi de bize yansımış haliydi. Tabii ondan sonraki olay süreci öyle gelişmedi ve kardeşim gerçekten aramızda eşit şartlarda büyüdük. Yani biz bazen pikniğe giderdik, babam mangal yapardı, büyükler küçüğe doğru sıralardı bizi. En küçük kardeşim hep sonunda olurdu ve hep şunu derdi, ya baba ne olur bir günde küçükten büyüğe başla. Babam da hayır derdi, hak her zaman büyüğündür, sıranı bekle. Yani bu mantıkla yetiştiği için... Hiçbir zaman o erkek çocuk ayrıcalığına sahip olmadığı için her zaman daha mutlu, daha huzurlu, iş hayatında, özel ilişkilerinde mutlu bir çocuk oldu, sakin bir çocuk oldu. Bir gün bize sesini yükseltmedi, yani öfke nöbetlerine kapılmadı. Bazı şeyleri şakayla karşıladı. Biz onu çok rahat eleştirebiliyorduk yani aramızda. Onu bir şekilde hayata hazırladık ve o da hiçbir zaman buna itiraz etmedi ve bizi çok sevdi, biz de onu çok sevdik. Şu an özel hayatında da mutlu, iş hayatında da mutlu ama ya bunun tersi olsaydı? Yani o pohpohlansaydı, sen aslansın, kaplansın, erkeksin, bunu yapabilirsin denseydi ne olurdu? Yani ne olurdu biliyor musunuz? Yani şu an geçenlerde biliyorsunuz çok vahşi bir cinayete kurban giden Pınar kardeşimiz gibi, katili gibi yani bir ego savaşına katılırdı. Yani ego savaşına kapılırdı. Reddedilmenin normal bir şey olduğunu bilmezdi. Yani en sonu bir insan olduğunu kabul etmezdi. Yani hataları olabileceğini, çünkü şişirmiş olan bir egonun aslında eninde sonunda söneceğini mutlaka farkında olurdu. Yani kendini kabul ederdi, kendi varlığını kabul ederdi. Çünkü hiç kimse her şey olamaz. Yani bir erkek çocuğu da her şey olamaz. Yani hataları mutlaka olur. Yapısal hatalar olur, insanlara yaklaşımda hatalar olur. Ama bunu normal karşılardı. Yani eğer öyle olmasaydı eminim şu an daha farklı bir karakter ve hepimizin aile huzuru daha farklı olacaktı. Yani erkek şiddetini böyle yaratıyoruz. Yani gereksiz yere bir sürü özellik atfediyoruz. Özellikle bunu da yapan ne yazık ki annelerimiz. Yani onları da geçmişten getirdiği alışkanlıkları var tabii. Kendi varlığını... Var edebilmek için bir erkek çocuğuna ihtiyacı var. Hatta geçenlerde bir aile sohbetinde dinledim ve beni çok çok üzdü. Ben 3 erkek çocuğu doğurdum, görevimi yaptım. 2 tane de kızı vardı halbuki. Yani o erkek çocuk ön plana geçti. O da onu, yani toplumda buna zorladığı için o da kendi başarı seviyesini bu şekilde ayarlıyor. Ve kendini o şekilde başarılı görüyor. Ve ne yazık ki bu birileri sorgulamadan, değişmeden gidiyor. Yani istediğiniz kadar teknolojik olun, istediğiniz kadar gelişmiş toplumlar olun. Yani bu sorgulanmadığı sürece el vere vere gidecek bir konu ve bu değişmediği sürece de kadın şiddeti ne yazık ki azalmayacak. Yani hiçbir şekilde azalmayacak. Hatta katlanarak da devam ediyor. Belki ben bu konuşmayı yaparken belki bir kadın bir şiddete kurban gidiyor. Yani bu konuları konuşmak, yani zaman zaman konuyu kapatmak hani çok çok üzücü şeyler çünkü. Ama kaçamıyorsunuz. Yani bir şekilde yakalanmak zorunda kalıyorsunuz ve sorgulamak zorunda kalıyorsunuz. Kendi aile yapınızı sorgulayın.
Yani yeni bir aile kurmuş olabilirsiniz, geçmişten gelen bir aileniz vardır. Yani siz neresindesiniz? Yani siz bu sisteme ne kadar destek veriyorsunuz? Bu değer sizin için ne kadar önemli? Erkek olmak ne kadar önemli? Kadın olmak ne kadar önemli? Mesela İzlanda'da bu çok temelden yetiştirilerek yapılıyor. İlkokuldan başlıyorlar. Kadın olmanın, erkek olmanın özellikleri nedir? Ve dünya üzerinde buna benzer bir örnek yok. Ve eşit şartlarda yetişiyorlar. Ve o toplumda çok başarılı, huzurlu oluyor. Şu an Çin'de ve Hindistan'da anne karnında tespit edilen kız çocukları kürdaşla alınıyor. Ve anneler, babalar bunu tercih etmiyorlar. Yani kız çocuğunu gördükleri anda yok etme savaşına gidiyorlar. Hindistan ve Çin'de büyük bir insanlık kaybı. Ya, bu da değişir mi? Değişir tabii ama dediğim gibi çok büyük bir bilinç ve farkındalık gerektiriyor. Yani kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Bir kişi çok şeydir aslında. Yani biz genele bakıyoruz ama siz kendinizden başlarsanız, bazı şeyleri farkına varırsanız ve bazı şeyleri araştırırsanız aslında bize sunulanın arkasında çok çok farklı şeyler de var. Ben bunu sorguladığımız zaman bazı şeyler değişecek diye düşünüyorum ben. Ben konuyu burada bitireyim isterseniz, yine çok fazla sizleri sıkmadan bu pazar gününde. Yani unutmayın, kadın her şeydir. Kadın beşikteki eldir, kadın dünyayı sallar. Lütfen kadın olarak gücünüze güvenin, erkekler de kadınlarınıza güvenin, ona gereken değeri verin. Yani kadın gerçekten sevgi ve şefkatle gittiğiniz zaman size dünyaları verecek olan bir ruh yapısı vardır. Yani bunun farkında olun. Yani o ezilecek, dışlanacak, şiddete maruz kalacak biri değildir. Yani biraz vicdanı geliştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz heyecanlandım, kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Çok güzel bir gün olsun. Farkındalığınız artsın. Kendinizi de, herkesi de çok çok sevin.